konuşuyor. Hiç hayallerinizden sıfır aldınız mı? Böyle bir hikaye var. Gerçek bir hikaye. Bunu defalarca anlatmışımdır burada. Bu eğitimlerde. Şöyle arkadaşlar. Amerika'da bir ilkokulda öğretmen öğrencilere der ki hayallerinizi çizin. Bakın konumuz bununla alakalı arkadaşlar. Hayalleri çizmemiz gerekiyor. O yüzden anlatıyorum bunu. Hayallerinizi çizin veya yazın der öğrencilere. İlkokul daha birinci sınıf, 7 yaşında öğrenciler. Tabii ki bütün öğrenciler hayallerini kağıda dökerler. Ondan sonra öğretmene verirler. Arkadaşlar bir tane çocuk öyle bir şey çizer ki öğretmen der ki bu hayır ben bunu kabul etmiyorum. Bu 7 yaştaki bir çocuğun hayali olamaz diye geri iade ediyor. Diyor ki bunu değiştir. Neyse çocuk tamam ödevi geri alıyor. Sonra babasıyla konuşuyor. Baba diyor benim başıma böyle bir şey geldi. Öğretmen bunu kabul etmiyor. Ne yapayım? Babası da diyor ki oğlum hayallerin peşinden git diyor. Vazgeçme. Yani değiştirme yani. Ve arkadaşlar tabii öğretmen öğrenciye ödev verirken diyor ki sen eğer bunu verirsen ben buna sıfır vereceğim diyor. Olmaz ben bunu kabul etmiyorum diyor yani. Ama arkadaşlar babasıyla işe yaptıktan sonra çocuk hiçbir değişiklik yapmadan ödevi öğretmene veriyor. Ve doğal olarak sıfırı yiyor. Öğretmen sıfırı basıyor. Arkadaşlar çizdiği hayal şöyle bir şeymiş. Bileniniz var bu hikayeyi. O yüzden biraz sıkıcı gelebilir onlara. Arkadaşlar öğrenci bir at çiftliği çiziyor. Ama her şey net bir şekilde. Ev nerede olacak, ahır nerede olacak, atlar nerede olacak, çiftlik nerede, çitler nerede vesaire. Yani çok detaylı, muhteşem bir resim çiziyor. Tabii kendi çizimiyle. Ve öğretmen bunu kabul etmiyor tabii yani. Diyor ki bu sen 7 yaşında bir hayali bu olmaması olamaz yani. Ama arkadaşlar çocuk her şeye rağmen bu ödevi öğretmene veriyor, sıfır alıyor. Aradan yıllar yıllar geçiyor arkadaşlar. Yaklaşık 30 yıl sonra bu öğretmen böyle emekliliğine yakın bir vakitte öğrencilerini alıyor. Bir at çiftliğine gezmeye götürüyor arkadaşlar. Ve at çiftliğine gittiği at çiftliği 7 yaşındayken hayallerine sıfır verdiği o çocuk arkadaşlar ve öğretmen şok oluyor resmen çünkü bu resmi de buluyor sonradan. Muhtemelen böyle bir anlaşmalı gitmiştir büyük ihtimalle. Ve arkadaşlar çocuğun kağıda çizdiği şekilde aynı. Yani kağıda nasıl çizdiyse her şeyin yeri kağıtta olduğu gibi. Bakın bu arkadaşlar bu hikaye çok son derece önemli. Yani ne olmuş? O çocuk hayallerinden vazgeçmemiş ve 30 sene sonra veya belki ne kadar sene sonra bilemiyorum tabii ama hayalleri gerçek olmuş. Ama buradaki olay şu. Arkadaşlar adam daha doğrusu çocuk hayallerinden vazgeçmemiş sıfır yeme pahasına. Bakın sıfır alma pahasına bu ödevi değiştirmiyor. Bu şekilde hocaya veriyor ve arkadaşlar bu hayali zaman içerisinde gerçekleşiyor.